Ayasofya açıldıktan sonra birileri gaza geldi ve hilafet çağrıları yapmaya başladı. Hilafet yani halifelik. İstiyorlar ki Türkiye'ye halifelik gelsin, bir halife gelsin ve İslam dünyasının lideri olsun. Peki İslam dünyası yani diğer Müslüman ülkeleri buna ne der? Hı? Merhaba. Dediğim gibi Ayasofya açıldıktan sonra hilafet, halifelik söylemleri arttı, arttı, arttı. Öyle ki bazı dergiler, bazı gazeteler hilafet çağrısı yapmaya başladılar. Peki gerçekten hilafet gelir mi? Ya da şöyle sorayım, hilafet nedir? Halifelik nedir? Önce halife, hilafet kelimesinin ne anlama geldiğine bir bakalım. Halife, halef olmaktan yani geçmişte görev yapmış birinin yerine gelmek. Halef, selef durumu. Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettikten sonra, rahmetli olduktan sonra yerine birinin gelmesi gerekiyordu. Yani ona halef olması gerekiyordu, halife olması gerekiyordu. Halifelik makamı da böyle başladı. Halifelik dini bir makam değildir, dini bir mertebe değildir. Halifelik bir yönetim şeklidir. Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra uydurulmuş, uydurulmuş diyelim tabii, yani oluşturulmuş, hadi uydurulmuştan belki rahatsız olacak bazı arkadaşlarımız, geliştirilmiş, oluşturulmuş bir sistem. Hazreti Peygamber rahmetli olduktan sonra birinin yerine gelmesi gerekiyordu ki o sistem devam etsin diye düşünmüşler. O dönem bir yerine kim gelecek, Hazreti Muhammed'in yerini kim dolduracak ya da onun görevlerini kim yerine getirecek diye bir tartışma başlamış. Sonunda Hazreti Ebubekir'de karar kılmışlar. Neden? Çünkü o en yaşlı ve en bilge kişisi olduğu için, olduğu düşünüldüğü için Hazreti Peygamber'den sonra gelen ikinci ya da ilk halife. Çünkü Hazreti Peygamber döneminde halifelik ya da halife kavramı yok. Onun yerine ilk halife, bakın ilk halife Hazreti Ebubekir. Tabii şunu da belirtmem gerekiyor. Daha önceki bir videomda söz etmiştim bundan. Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed rahmetli olduktan sonra herkes onun yerine kim geçecek tartışması yapmaya başlamışlar ve dediğim gibi Hazreti Ebubekir'de karar kılmışlar. Düşünsenize, bir yanda Hazreti Peygamber, İslam peygamberi, son peygamber rahmetli olmuş ama bunlar onun yerine kim geçecek tartışmasına ve kavgasına girişmişler. Ve sadece bir kişi bu tartışmanın dışında kalmış. O da Allah'ın arslanı lakabıyla anılan Hazreti Ali. Hazreti Ali cenaze işlemleriyle, cenaze işleriyle uğraşırken diğerleri onun yerine kim geçecek kavgası yapmışlar. Az önce de söyledim. Hazreti Ebubekir'de karar kılıyorlar. Fakat Hazreti Ebubekir yaşlı olduğu için bir süre sonra rahmetli oluyor. Onun yerine Hazreti Ömer geçiyor. İkinci halife Hazreti Ömer. Bakın, birinci halife Hazreti Ebubekir, ikinci halife Hazreti Ömer ve bir süre sonra Hazreti Ömer de bir saldırıya uğruyor, yaralanıyor ve arkasından rahmetli oluyor. Ardından Hazreti Osman halife oluyor. Hazreti Osman da bir süre sonra maalesef linç ediliyor. Çünkü o kadar kötü bir yönetim gösteriyor ki Osman, linç edenler arasında ayaklanma çünkü oluşmuş. Hazreti Ebubekir'in torunu da var. Osman da ondan sonra ölüyor ve Osman'dan sonra dördüncü halife, bakın bu işareti biliyorsunuz, dördüncü halife Hazreti Ali oluyor. Ama Hazreti Ali'nin halife olmasına Muaviye şer koşuyor ve tartışmalar da başlıyor. İslam aleminde ilk tartışma, ilk ayrışma, ilk bölünme burada ortaya çıkıyor. Muaviye'nin adamları Hazreti Ali'yi istemiyorlar. Muaviye istemiyor ve çatışma başlıyor. Biliyorsunuz bir süre sonra Hazreti Ali de bir saldırıya uğruyor ve o da rahmetli oluyor. Hazreti Ali rahmetli olduktan sonra Muaviye'nin adamları, yandaşları şu işareti yapıyorlar. Tanıyorsunuz bu işareti, biliyorsunuz değil mi? Muaviye. Muaviye'nin yandaşları bu işareti yapıyorlar. Rabia. Rabia ne demek biliyor musunuz? Rabia dördüncü demek. Araplar, o dönemki Araplar dördüncü kızlarına, doğan dördüncü kızlarına Rabia ismini takıyorlarmış. Yani şimdi birilerinin yaptığı bu Rabia işareti var ya, kökeni aslında oraya dayanıyor. Neyse, Türkiye'de halifelik gelsin mi, gelmesin mi? Halifelik gelirse ne olacak? Ben size söyleyeyim ne olacak. Halifelik gelirse Türkiye Cumhuriyeti 2023'te, artık ne zaman olacak, 100. yılını dolduracak. 2023'te Türkiye Cumhuriyeti yıkılır gider. Yerine halifelik gelir. Tek adam.
Halifelik demek tek adam. Ama unutmayın, halifelik dini bir mertebe, dini bir makam değil. Siyasi bir makam. Sadece isim değiştirecek. Şu anda Cumhurbaşkanı tarafından, tek bir insan tarafından yönetiliyoruz. O zaman tek bir halife tarafından yönetileceğiz. Halife olacak ama dediğim gibi buna diğer Müslüman ülkeleri, Arap dünyası, diğer Müslümanlar ne der? Kabul eder mi? Bu halife kim olacak? Recep Tayyip Erdoğan mı? Bilal Erdoğan mı? Burak Erdoğan mı? Yoksa başka biri mi? Kim olacak ve buna kim karar verecek? Halk mı karar verecek? Halk mı seçecek halifeyi? Böyle mi olacak zannediyorsunuz? Halife olunca ya da İslam'a dayalı bir rejim olduğunda bu kadar rahat yaşayabilecek misiniz? Tabii erkekler için belki sorun olmayabilir. 2, 3, 4 hanım alabilecekler. Eş sayıları artacak. Peki ekonomik olarak artacak mı? Ekonomi olarak gelişecek miyiz? Ekonomimiz düzelecek mi? Şu anda düzelecek mi? Halifelik gelsin mi gelmesin mi? Mesele halifelik değil. Mesele tek adam. Tek bir kişinin karar vermesi. Cumhuriyet yıkılırsa ne olacak? Belki de amaç bu. Belki de hedef bu. Cumhuriyetin yıkılması. Cumhuriyetin yıkılıp yerine dine dayalı, hilafete dayalı bir sistem gelmesi. Peki bunu kim isteyebilir? Kimin işine yarayabilir hilafetin gelmesi? 1923'te Cumhuriyet kurulduğunda hilafetin devam etmesini isteyen bir ülke vardı. Biliyor musunuz o ülkenin kim olduğunu? İngiltere. İngiltere hilafetten yana tavır almıştı. Ama Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları hilafete, halifeliğe son verdiler. Çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti kurdular. Bugün bu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılması için birileri çaba harcıyor, çaba gösteriyor. Bence bütün olanlara bakınca birileri Kurtuluş Savaşı'nın revanşını almaya çalışıyorlar ve o revanşı bizim insanlarımıza aldıracaklar. Cumhuriyet yıkılacak, birileri halife gelecek, sultan gelecek diye seviniyorlar. Oysa halifelik gelirse, sultanlık gelirse ya da padişahlık gelirse ya da krallık gelirse yurttaş, vatandaş olmayacaksın. O zaman kul olacaksın. Padişahın kulu olacaksın. Padişahın kulu olacaksın canım kardeşim. Bunu tasavvur edebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Kul mu olmak istiyorsun bir insana yoksa birey olarak? Çağdaş, özgür bir birey olarak mı? Bütün mesele bu. Devlet Bahçeli çıktı, Ayasofya'da, Ayasofya'nın açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştirdi mi? Başkasını mı eleştirdi? Neyi savundu? Kimi eleştirdi? Açıkçası ben anlamadım. Atatürk'e hakaret edenlerin işte bir sürü şeyler söyledi Bahçeli. İyi de arkadaş, hilafeti gündeme getiren, Atatürk'ü el altından eleştiren, hakaret eden, hainlikle, ihanetle suçlayan senin destek verdiğin, ittifak yaptığın kesim. Mesela Bilal Erdoğan çıktı. Bilal Erdoğan kim? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu. Çıktı bir televizyon programında harf devrimini eleştirdi. Arapça alfabenin, Arapça harflerin değiştirilmesini, değişik saçma sapan örneklerle, Çince ile bilmem ne ile, Yunanca ile falan örnekler vererek eleştirdi. Oysa Türkçe, kullandığımız Türkçe, Arapça alfabesine hiç uygun bir dil değil. Mustafa Kemal Atatürk harf devrimini yaparken bunları göz önünde bulundurarak bu devrimi gerçekleştirdi. Bir gecede cahil kalanlara sormak lazım. O dönem Osmanlı'da okuma yazma oranı %8, %10 civarında. Düşünebiliyor musunuz? Cahil kaldık diyorlar ya, %8, %10. Peki ya şimdi? %90'ların üzerinde okuma yazma oranı var. Ama zannedersem okuma yazma oranının çok olması bir işe yaramıyor. Çünkü idrak etme oranı çok düştü. Okuma yazma biliyor ama idrak edemiyor sayısı bir hayli fazla. Çok ilginç. Bununla ilgili, hilafet tartışmaları ile ilgili Taha Akyol çok ilginç, çok doğru, çok yerinde bir saptama yaptı. Şimdi onu okumak istiyorum size. Lütfen gözlerinizi 4, kulaklarınızı 5 açın ki idrak edebilirsiniz. Ne diyor Taha Akyol? Bir bakalım. Gazeteci arkadaşım Zafer Opsar'ın sayfasından alıntı yaptım. Taha Akyol hilafet konusuna tane tane, bakın tane tane
çok iyi anlatmış hilafet konusunu. Özellikle Osmanlı romantizmi ile hilafet sevdasına kapılanlar sakince okusun ya da sakince dinleyin. Aynı zamanda yazıyı şuraya da ekleyeceğim. Çağımızda Müslümanların hilafete değil, modern bilime, hukuk devletine, özgürlüklere ihtiyacı var. Sıffin savaşlarında 70 bin Müslüman birbirini öldürürken, 70 bin Müslüman birbirini öldürürken hilafet vardı ve bu kavga hilafet kavgasıydı. Hilafeti dini ve kutsal bir kurum. Hilafet dini ve kutsal bir kurum değildir arkadaşlar. Hilafet siyasi bir kurumdur. Tarihin monarşik devlet başkanlığıdır. Bakın, o dönemin devlet başkanlığıdır diyor Taha Akıol. Osmanlı çökerken biliyor muydunuz hilafet vardı mesela. Cellatların elinde can veren halifeler vardı, padişahlar vardı ve bunlar halifeydi. Cellatlar katletti bunları. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bazı İslamcılarda hilafet tehayyülünü besleyen bir faktör Osmanlı romantizmidir. Yani Osmanlı gelsin her şey güzel olacak. Ama Osmanlı'da hilafet ne zaman geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Ne zaman? Hilafet Memlüklerden Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim döneminde başladı Osmanlı'da. Ondan önce hilafet yoktu mesela. Fatih Sultan Mehmet halife değildi. Halbuki Osmanlı kurumları ve Osmanlı hukuku eskimiş, daha 19. yüzyılda işlevini kaybetmişti. Sultan Abdülaziz'in kendisinin kurduğu, bakın burayı çok iyi dinleyin. Burası çok önemli. Sultan Abdülaziz kim? Padişah, Osmanlı padişahı ve aynı zamanda halife. Ne demiş? Dikkatle dinleyin, geçen asırlarda halkın ve memleketin çıkarları konusunda yapılmış olan şeylerden çağımızda artık istifade kabil değildir. Geçmişte konulan usul ve kanunlar memleketimizin ve halkımızın ihtiyaçlarına yeterli olmuş olsaydı bugün, yani o dönemi kastediyor, Avrupa'nın en medeni ve en muntazam devletleri arasında olmamız gerekirdi. Kim diyor bunu? Sultan, Padişah, Halife Abdülaziz. Peki bugün Osmanlı sevdalıları ne diyor? Halife gelsin, padişahlık gelsin. Ya Abdülaziz uyanmış akıllı adam. Halifelikten, sistemin yürümediğinden anlamış, görmüş ve bu uyarıda bulunmuş. Bugünkü İslamcıların idealize ettiği Osmanlı kurumları bilim devrimi üretebilecek, sanayi devrimi için iktisadi birikim yaratabilecek nitelikte olsaydı Osmanlı kendi başkentini bile kurtaramayacak kadar zaafa düşer miydi? Kimi kastediyor? Kimi kastediyor? Vahdettin'i kastediyor. Taha Akıol'un sözleri bu son sözler. Vahdettin İngilizlere Osmanlı'nın anahtarları, imparatorluğun anahtarlarını vermişti. Yeniden bir kim halife olacak girdabına kapılmanın yol açacağı felaketleri bir düşünün. Şimdi Abdülaziz uyanmış. Vahdettin uyanamamış. Vahdettin imparatorluğun, Vahdettin son halife, imparatorluğun anahtarlarını İngilizlere vermişti ve kaçmıştı. Peki kim kurtardı? Tekrar geri kim aldı? Osmanlı'yı, Sultanahmet'i ve Ayasofya'yı kim geri aldı? Biliyor musunuz? Muhtemelen biliyorsunuzdur ama işinize gelmiyordur. Çan hazırlamışlar Ayasofya'da çalsın diye. Çan. Eğer Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı bugün Ayasofya'da, sadece bugün değil, Bursa Ulu Cami'de, Yeşil Cami'de, Edirne Selimiye'de, Süleymaniye'de çan sesleri inleyecekti. Ezan sesleri değil. Ve siz bu gerçeği göz ardı edip Atatürk'e hain diyorsunuz, ihanetle suçluyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Siz hepiniz nankörsünüz. Nankörlüğün sonu, Allah yardımcınız olsun. Bugün neyse, çok daha fazla karıştırmaya, çok daha fazla burkalamaya gerek yok. Ve hemen bu konudan CHP kurultayına geçiyorum. CHP kurultayı hafta sonu yapıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir başarı örneği göstererek tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. Ve teşekkür konuşmasında dedi ki, delegelere yönelik, beni seçtiğiniz için teşekkür ederim dedi. İyi de arkadaş, senden başka kimse yok ki. Bir de sonra tek adam rejimini yıkacağız dedi. Kendi partisinde tek adam olan birinin bu sözleri söylemesi çok garip, çok tuhaf ve çok saçma değil mi? Ve bu CHP'ye halkın güvenmesi bekleniyor. Soruyorum sana, sana soruyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, AK Parti'yi eleştiren, haklı olduğun halde eleştiren CHP'deki bu durumu neden eleştirmiyorsun? Neden bir iki kelime, bir iki satır söylemiyorsun, yazmıyorsun? CHP eğer bu kadar
Kemal Kılıçdaroğlu eğer bu kadar başarılı olsaydı, Recep Tayyip Erdoğan 18 yıldır ve 19. yılına giriyor ki 2023'e kadar gideceğini hesap edersek 22 yıl, 20 yıl olacak. Evet, tam 20 yıl ülkeyi yönetecek. Bunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç mi suçu yok diye sor. Ondan sonra düşün. Hep AK Partilileri eleştiriyorsun. Hep sokaktaki adamı eleştiriyorsun yanlış yapıyorlar diye. Sen acaba yanlış yapıyor olabilir misin? Sen sesini çıkarmayarak bütün bu olanlara ortak oluyor olabilir misin? Canım CHP'li kardeşim, hep AK Partilileri eleştiriyoruz. Siz çok mu mükemmelsiniz?